Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Alandan geldiniz. Hayırlı olsun yeni yeriniz. Sağ olun, çok evet. Teşekkür ediyoruz. Siz de ilk konuklarımızdan bir tanesiniz. Ben size çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz buraya. Efendim şuradan başlamak istiyorum. Pazar gecesi 17 yıl sonra ne yazık ki hepimizin sevindiği ama ne güzel iki aday karşı evet. Karşıya dediği bir yayın oldu. Öyle. Bu gecikmenin tabii acıları başka bir nokta ama seyrettiniz mi? Yayını nasıl buldunuz? Seyrettim. Samimi söylemek gerekirse yayını belki şöyle tanımlamak gerekiyor. Masanın bir tarafında, yönetici dışında masanın bir tarafında geçmişi anımsatan birisi var. Masanın öbür tarafında da geleceği ve umudu anımsatan birisi var. Böyle baktım ben. Binali Bey başbakanlık yaptı, bakanlık yaptı, meclis başkanlığı yaptı. Bir anlamda geçmişte yaptıklarını anlattı. Ama Türkiye'nin gerçekten de o bağlamda İstanbul'un temel sorunları, onların çözümüyle ilgili olarak umut vaat eden, gelecek vaat eden, güzel şeyler anlatan Ekrem İmamoğlu vardı. Oysa Ekrem Bey geleceği inşa etme konusunda daha başarılıydı, daha iyiydi. Sonunda tabii bizim uzun süredir unuttuğumuz adayların bir araya gelip konuşmaları açısından belki bir kulvar açıldı ve bence güzel bir kulvar. Önündeki belki kendileri sonra da aileleriyle beraber o fotoğrafı da özlemişiz. Aileleri, evlatları, elbette son fotoğrafta. Yani, siyasetin bir hizmet yarışı olduğunu aslında unutturdular topluma. Baskıyla konuşanların bir anlamda sesini kısarak, keserek, kendilerine özgü bir medya dünyası yaratarak, ayrı bir iklim yaratarak, farklı bir sürecin içine Türkiye sokuldu ve demokrasi neydi yani neredeyse toplum bunu unutur noktaya geldi. Ekrem Bey bu kapıyı araladı. Oturulması, tartışılması, konuşulması bence çok güzeldi. Evet. Efendim bu yayından sonra özellikle son iki gündür yayının moderatörü İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu'yla yaptığı bir görüşme tartışılıyor. Evet. Bir 45 dakikalık görüşme olduğuna dair görüntüler de yayınlandı. Onlarla ilgili soru ayrıca soracağım o görüntüler kısmını. Evet. Bu etiktir değildir tartışması çok yoğun bir şekilde devam etti ki bugün AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Nurlan biraz evvel canlı yayındaydı CNN Türk'te. O da orada bu konuyu eleştiren bir konuşma yaptı. Öncelikle Küçükkaya ile Sayın İmamoğlu'nun bir arada bu bir konuşma yapmasını nasıl? Bildiğim kadarıyla İsmail Bey iki tarafla da görüşeceğini zaten söylemişti. Evet. Binali Bey ile telefon görüşmesi yapmış daha doğrusu. Ekrem Bey ile de yüz yüze görüşme. Yani sonuçta bu görüşmede bir şey yok. Çünkü sorular belli zaten. Hangi soruyu, aynı sorular iki tarafa da soruldu. Ayrıca Binali Bey ve Ekrem Bey'e sizler üçer soruyu birbirinize sorabilirsiniz dedi. Hani olsun yani. Dolayısıyla buradan hani bir şey, özel bir şey çıkarmak çok doğru değil diye düşünüyorum. Peki efendim şuradan bir şey çıkar mı? Önce sizin Fenerbahçe'de bir taziyeye gittiğiniz Kalamış'taki bir görüntünüz çekildi. Evet. Ve biz iktidar yakın medyada bunu gördük. Evet. Arkasından bu tartışmanın öncesinde çekilen bir görüntü, 45 dakikalık öyle bir görüntü. Yani dakika dakika çünkü verildiği için hani işte 46. Evet. dakika geri evet. çıkması bu servisiydi. Şimdi bir süredir unutmuştuk aslında biz bunları. Hani hep iktidar partisi, FETÖ'nün evet. kaseti, evet. Tabii, bandı tabii. derken tekrardan sanki bir kaset ve kayıtlar üzerinden siyaset başlatma isteği gibi bir istek var ve bunu biz normal karşılar gibi durumdayız. Nasıl görüyorsunuz biz bunu? Şimdi bu demokrasi açısından vahim bir şey. Gerçekten vahim bir şey. İki açıdan bakmak gerekiyor. Birincisi otel yöneticileri siyasi iktidara hizmet eder bir konumdalar. Çünkü onlar güvenlik kamerasının aldığı görüntü. Görüntüler ve orada korunması lazım. İkincisi ise devletin istihbarat kanadının bir bölümünün siyasal iktidara çalışmış olması. Yanlış buradan, burada ikinci bir yanlış. Ama iki yanlış da bir doğru etmiyor maalesef. Yani neresinden bakılırsa bakılsın demokrasi açısından kan kaybettiğimiz bir süreç. İktidarın bundan bir şey çıkarması değil, aslında bundan utanması gerekiyor. Ama tabii utanacak yüz var mı o da ayrı bir şey yani. Onu da ayrı bir yere yazmamız lazım, koymamız lazım. Baktığım tablo şu. Bir görüşme var, evet bir görüşme. Bir tartışma var, evet bir tartışma. Medyanın önünde oldu, yani daha doğrusu 82 milyonun önünde oldu. Evet oldu. İnsanlar karşılıklı
aldılar, baktılar, değerlendirdiler, konuştular. Kahvelerde, parklarda, evlerde vesaire bu tartışma bir şekilde yaşandı. İsmail Bey de önceden açıklama yaptı. İki tarafla da görüşeceğini söyledi. Bir tarafla telefonla görüştüğünde biz hiç demedik ya. Niye arkadaş telefonla görüştün diye. Yok yani sonuçta oturumu ya da toplantı ya da tartışmayı yönetecek olan arkadaşın kendi inisiyatifi görüşür veya görüşmez. İki tarafla da görüştüğü için hani tek taraflı olsaydı ben etik değildir diyebilirdim. İki tarafla da görüşmüş. Ayrıca son üç soruyu taraflara bırakmış. Siz kendiniz sorun. Hangi soruyu soruyorsanız buyurun kendiniz sorun diye bir açıklaması da oldu. O toplantı sırasında ya da tartışma sırasında. Dolayısıyla burada ahlaki olan bu tartışmanın kamuoyu önünde olmasıdır. Ahlaki olmayan ise telefonla ve yüz yüze yapılan görüşmelerin bir şekliyle sanki çok gizli bir görüşme yapılıyormuş gibi bir otelden alınan kameralarla toplumun önüne çıkıp bak bunları yaptılar diye devletin istihbarat örgütünün bir bölümünün, hepsine kastetmek istemem bir bölümünün siyasal iktidara hizmet etmesi. Bu daha çok nerede rastlanır buna? Baskı rejimlerinde rastlanır. İnsanların izlenmesi, insanların dinlenmesi gibi. Hatta bir ara Erdoğan benim için ey Kılıçdaroğlu senin nefes alışını bile izliyoruz demişti, dinliyoruz demişti. Dinleyin dedim, ne olacak yani? Benim eşimin cep telefonlarını ben de biliyorum. Bugün bile dinleniyor. Ben onu gayet iyi biliyorum. Dinlensin ne olacak yani? Gizli bir şey konuştuğumuz yok ki. Eğer bir şey konuşuyorsak bu ülkenin çıkarları için konuşuyoruz. Evet. Efendim başka o günden kalan aslında bir süredir gelen bir polemik konusu. Yine Sanekan İmamoğlu ile ilgili olarak bir Karadeniz turu yaptı bayramda. Evet. Ve hakikaten ciddi bir kalabalık toplandı orada. Öyle. Onun dönüşünde orada havalimanında yanında Sayın Genel Başkan Yardımcınız Seyit Torun da vardı evet. Sanıyorum. Geçerken İYİ Parti'nin milletvekili de vardı. Evet. VİP'ten geçmek isterken polislerle bir polemik ve iktidara göre, iktidar medyasına göre evet. Sayın İmamoğlu it dedi, Sayın İmamoğlu'na göre basit dedi üzerinden evet. Bir polemik yürüyor. Önce bu polemiği ama sonra onunla bağlantılı başka bir şey daha soracağım. Bunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi birincisi şu, VIP'ten geçme yani bildiğimiz hani önemli kişilerin geçtiği yer diye tanımlanan yerden geçme konusunda vali baştan şunu yapabilirdi. Yani kusura bakmayın VIP'ten geçemezsiniz diye de VIP'in kapısında bir uyarı yapsaydı bu iş tamamen çözülürdü. Şimdi insanlar geliyorlar, herhangi bir engel yok. X-ray cihazından eşyalar geçiyor, hiçbir engel yok. Ekrem Bey'in annesi de geçiyor. Orada da yine bir engel yok. Sonra birdenbire tam ortada durun diyorlar. Siz VIP'den geçemezsiniz. Yani niye geçmesin yani? Tamam geçemezsin. O da tamam bir tartışma olmasın. Olur. Yani eşi, annesi vesaire falan. Oradan ayrılıyorlar. Normal süreçten geçiyorlar. Gönül isterdi ki Vali Bey eğer gerçekten VIP'den geçirmek istemiyorsa en baştan daha girerken kapıda oradaki görevlilere talimat verirdi. Buradan kimse geçmeyecek diye. Geçmezdi, kimse de ısrarcı olmazdı. Ama yarısını geçirip yarısını geçirmemek bu vali tarafından yapılan bir kumpas aslında. Bütün o Karadeniz'deki tartışmaları başka bir alana çekmek için yapılan bir kumpas. Devletin valisi değil, iktidarın valisi zaten öyle bakmak lazım. O şekliyle yorumlamak lazım. Binali Bey giderken bırakın VIP'yi, Afrol'da bile yani uçakların indiği alanda bile uğurlama ekibi var. Evet. Yüzlerce kişi sıraya girmiş vaziyette. Ona hiç kimse bir şey söylemiyor. Ekrem Bey'e gelince her türlü engellemeler çıkarılıyor. Bu aslında devlet dediğimiz kurumun sağlıklı çalışmasını içine sindiremeyen bir siyaset anlayışının tezahürüdür. Geldiğimiz tabloda budur. Rakibine zorluk çıkarmak, rakibine engel çıkarmak, devletin çıkarlarını rakibin aleyhine kullanmak gibi bir anlayıştır. Ama toplum bu anlayışları aşacaktır. Ekrem Bey pazar günü yapılacak seçimde de iyi sonuçlar elde edecektir. Hep birlikte göreceğiz bunu. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Ekrem Bey ile ilgili olarak eğer ordu valisine özür dilemezse, özür dilemedikçe o makama gelemez diye bir cümle kullandı. Nasıl yorumluyorsunuz? Yani hani pazar günü Ekrem Bey seçildi. Onu o makama getirecek olan Erdoğan olsaydı bu cümlenin bir anlamı olurdu. Yani ben seni atadım dolayısıyla ben özür dilemedikçe ben seni oraya atamayacağım diye.
Ayrıca bir, niye özür dileyecek yani? Niye özür dileyecek? İkincisi şu, onu o makama getirecek olan milli iradedir. İstanbullular getirecekler o makama. Dolayısıyla hiçbir güç milli iradenin üstünde değildir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Kim? Anayasa diyor. Kim? 1921, 1924 ve daha sonraki anayasalarda da aynı sözcük var. Biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı yaparken de milli egemenlikten yola çıkarak yaptık. Dolayısıyla Erdoğan'ın kendisini milli egemenliğin üstünde bir organ olarak görmesini zaten kabul görmüyoruz. Söyleyebilir Erdoğan için, bu sıradan bir sözdür. Söyleyebilir çünkü onda demokrasi kültürü yok. Demokrasi kültürünü içselleştirmiş birisinin bu tür bir cümle kurmaması lazım. Peki efendim, bu tartışılan bir şekilde iptal edildi. 31 Mart seçimleri malum. Evet. Ve sanki acaba mesela İmamoğlu tekrar kazanırsa yeni bir iptale doğru gidebilecek birkaç argümandan bir tanesi olarak hayal edilebilir mi diye ben özellikle bu soruyu size sormak istemiştim aslında. Hayır. Yani sonuçta bu seçimlerde göreceksiniz. Ekrem Bey açık farklı alacaktır. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'nda özel bir kumpas kurmaya kalksalar bile sonuç değişmeyecektir. Ama tahmin ediyorum ki herhangi bir iptal gerekçesiyle ilgili olarak yeni bir süreç başlarsa, ya kazanırsa İmamoğlu, sizin de herhalde B planlarınız, hani onunla ilgili bir çalışmanız da mutlaka her var. Her türlü yapacakları her türlü eyleme karşı, düşündükleri her türlü eyleme karşı elbette biz de düşünüyoruz. Yani seçim sabahı seçmen listelerinin, bir önceki seçimde kullanılan seçmen listelerinin basımını yapıp çünkü yeni seçmen listelerinde oynamasınlar, son anda birilerini oraya katmasınlar diye seçmen listelerini dağıtıp her sandık itibariyle kendi örgütlerimize vereceğiz. Basıp vereceğiz ve dağıtacağız. İkinci seçmen listesini karşılayın diye. Her türlü önlem alınmış vaziyette. Tabii sivil toplum örgütlerinden, meslek kuruluşlarından, başta barolar olmak üzere ciddi destekler var. Yani sağlıklı, tutarlı, kavgasız, dövüşsüz bir seçim olsun ve sonuçlar geniş kitlelere aktarılsın diye. Bunu yapacağız. Efendim, 24 Haziran seçimlerinin biraz acaba sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili değil de sanki farklı bir havaya doğru, yani evet. Sayın Cumhurbaşkanı ya da Erdoğan'ın ya da AKP iktidarının referandumu gibi görmeye bazı sinyaller var, öyle bir görülebilir diye. Sadece yani sadece belediye başkanı seçilmeyecek de bir referandum gibi de görülüyor. Siz böyle görüyor musunuz bunu? Yok, hayır, ben öyle görmüyorum ama ortada bir gerçek var. Yani normalde Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin tarafsız olması lazım. İki aday var. İki aday pekala televizyona çıkıp tartıştılar. Eyvallah. İki aday, düşünceleri var. İstanbul'la ilgili projeleri var. Neyi nasıl yapacaklarını anlatıyorlar. Takdirde zaten İstanbulluların. Ama araya birisi giriyor. Benim yerim niye bu tartışmada yok diye. Giriyor oraya. İşte şunu yaparsan olmaz. İşte yok bilmem ordu valisinden özür dilemezsen sen o koltuğa oturamazsın. Kim oluyorsun sen ya? Kim oluyorsun? Kim oluyorsun sen? Kendini halkın üstünde gören bir milli irade mi olur yani? Halk en büyük güçtür. Milli irade en büyük güçtür. Yani onun üstünde görüp ahkam kesmenin bir mantığı yok ki. Herkes oturacak, haddini bilecek. Hangi koltukta olursa olsun. En büyük güç milletse, halksa, milletin verdiği karar hepimizin saygı duyması lazım. Saygı duymadılar, ikinci kez gidiyoruz. Halk bu sefer gerekli dersi verecek yani. Diyecek ki ya yanlış yapıyorsunuz. Her insanın bir vicdanı var. Bir haksızlık karşısında en azından ya susmamamız lazım. Burada bir haksızlık var. Ve insanların büyük bir kısmı bu haksızlık olduğunu, Ekrem Bey'e karşı haksızlık yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. Dolayısıyla bu haksızlığı kim giderecek? Yani çok sık kullanıyorum. Bozulan adalet terasını kim düzeltecek? Halk düzeltecek. Halkın oyuna başvuracağız. Kapalı kapılar ardında bozulan adalet terasını halk düzeltecek. İstanbullular düzeltecek. Dolayısıyla İstanbul seçimleri ayrıca şu mesajı verecek bütün dünyaya. Bütün baskılara rağmen İstanbul'da halk demokrasiden yana oy kullandı. Bu çok önemli bir mesaj aslında. Baskılar var mı? Evet, baskılar var. Baskılar
sadece halkın üzerinde değil, baskılar Yüksek Seçim Kurulu üzerinde de yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu üzerindeki bazı hakimlere talimatlar verildi. Şöyle oy kullanacaksınız diye. Ve o talimatların gereği yapıldı. Yeniden seçim yapıldı. Halk oyunu artırarak demokrasiden yana tercihini kullandı. Bu bizim demokrasi kültürümüzün giderek güçlendiğini bütün dünyaya göstermesi açısından son derece değerli bir mesajdır. O nedenle haksızlığa karşı durmak, demokrasi dışı iptallere karşı durmak ve demokratik yollardan yani sandığa giderek oyunu kullanarak Yüksek Seçim Kurulu kararıyla bizim sokağa taşıp sokaklarda eylem yapmamızı istediler. Polis baskı yapacaktı. Yine biber gazları, işte coplar vesaire olacaktı. Biz bu tuzağa asla düşmedik. Asla düşmedik. Bununla ilgili bir ispat mı vardı efendim? Böyle bununla ilgili bir ispat mı vardı? Elbette yani bu isteniyordu. Bizim sokağa çıkmamız. Buna hiç gelmedik, hiç girmedik. Çünkü biz haklıydık. Ve dolayısıyla evet bir yöntem denenecekti, iptal ettiler. Evet ama kimin, neydi bu yöntem? Halkın oyuna başvurmak diye. Biz zaten halktan korkmuyoruz ki, halkın oyuna başvuruluyorsa vatandaş gidip oyunu kullanacak. Zaten daha önce kullanmıştı. Bu kez bir daha kullanacak oyunu. Ekrem Bey kazanmıştı. İkinci kez kazanacak Ekrem Bey. Dolayısıyla hani bu tablo bizim demokrasi kültürümüzün gelişmesi açısından siyasal tarihimizde önemli yer alacak tablolardan biri olacak. Sayın Genel Başkan, 23 Haziran gecesi çıkacak sonuç ki siz de oy farkının biraz farklı olacağını söylüyorsunuz. Evet. Anketlerde de 5-6 puan arasında değişen tahminlerde bulunuyor. Evet. Bu Türkiye'yi bir erken genel seçime götürür mü sizce? Çünkü sürekli olarak iktidar mensupları başta Sayın Erdoğan İstanbul'un bir göstergedir der biliyorsunuz. Erdoğan ne derse desin, Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Halk da seçimlerden bıktı aslında. Yani evet. Seçim bile gereksizdi. Yani Ekrem Bey Türkiye'yi değil İstanbul'u yönetecek. İçin elinden alıyorsunuz. İstanbul'un rantı o kadar değerli ki bir avuç kişiye gitsin diyorlar. Ekrem Bey de bir avuç kişiye değil halka gitsin diyor. Yani halk bundan ranttan faydalanacaksa halk faydalansın. Bunu savunuyor. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bakın o gece yapılan tartışmada Ekrem Bey insana dokunan, insanın günlük sorunlarını çözmeye hazır olan bir belediye başkanı imajı çizdi. Çünkü İstanbul'da gerçekten ciddi bir bunalım var, mutfaklarda yangın var, halka dokunmak lazım, sorunlarını çözmek lazım. Bütün bunlar Ekrem Bey'in gündemindeydi, sıcak gündeminde ve bunları aşmak konusunda da son derece kararlı. Ben bunları aşabilirim diyor. Bunlar aşacak. Şimdi bir erken seçim ya da bir erken seçimi Türkiye açısından çok doğru bulmuyorum. Dedim ki Türkiye bunaldı. Sabah seçim, akşam seçim neredeyse. Yani ya Türkiye'nin bu kadar sorunları var. Şu sorunları bir çözün. Çözme konusunda irade ortaya koyun. Fakat sorunları çözemiyorlar. Çözme iradeleri yok. Nasıl çözeceklerini bilmiyorlar. Türkiye yönetilmiyor. Samimi söylüyorum. Türkiye savruluyor. İç politikada da, dış politikada da ciddi sorunları var. Ve Türkiye bu ciddi sorunlar karşısında sorunları çözemeyen bir yönetimle karşı karşıya. Bizim düşüncemize başvururlarsa biz düşüncelerimizi söyleriz. Zaten açıklıyoruz. Yazılı olarak da açıklıyoruz, şifahi olarak da açıklıyoruz. Ekonomik olarak, eğitim açısından, dış politika açısından nasıl çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. En sıcak gündemimiz dış politikada iki sıcak gündemimiz var. Birincisi S-400'ler yani ve Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz bunlar çok önemli. Dolayısıyla bunların bir şekliyle oturup çözülmesi lazım. Parlamentoya yeteri kadar bilgi verilmiyor. Parlamentonun bilgilendirilmesi lazım. Parlamento adeta saray tarafından devre dışı tutulmuş konumda. Bu yanlış. Parlamentoya bilgi vermek lazım. Parlamentonun yetkilendirilmesi lazım belli konularda. Ayrıca dış politika, söyledim defalarca, milli olmak zorundadır. Dış politika ülkelerin çıkarları üzerine inşa edildiği için dış politikada iktidar muhalefet olmaz. Ama oturulup görüşülmesi ve konuşulması ve ortak bir politikanın üretilmesi lazım. Ama saray ve çevresi hayır diyor, biz bunu yapacağız, bizim dediğimiz olacak. Bu çerçevede yollarına devam ediyorlar. Nereye kadar gider bilmiyoruz. Bir üçüncü yol daha var tabii, sıkıştığımız İdlib. Evet. Suriye'de sıkıştık. Evet. Şimdi oradan 3-3,5 milyon Suriyelinin tekrar Türkiye'ye gelme gibi bir riski var. Soçi'de ve Astana'da Rusya'ya verilen sözler var. Biz oradaki ağır silahları ve terör örgütü mensuplarını dışarıya çıkaracağız diye.
Çıkarmıyorlar, çıkaramıyorlar. Şimdi karadan Esad'ın güçleri, havadan da Rusya İdlib'de terör örgütlerini vuruyor ve orada 3-3,5 milyon sıkışmış bir Suriyeli var. Terör örgütü mensuplarıyla beraber bunlar Türkiye'ye gelirse, Türkiye açısından çok daha ciddi büyük sorunlar çıkacak. Evet. Ha, bu sorunları biz görüyoruz. Sokaktaki vatandaş da görüyor. Ama sorunları iktidardakiler göremiyorlar. Efendim hazır konu açılmışken dış politikadan, siz açtığınız için oradan devam edeyim. Bu S-400'ler konusu. Evet. Yani Türkiye bir savunma sistemini Rusya'dan almak üzere ve NATO'yla ve Amerika'yla evet. belli bir ara açılıyor. Amerika Savunma Bakanlığı Vekilinin Türkiye'ye olduğu mektup var ki dün Türkiye Milli Savunma Bakanlığı evet. buna cevap verdi. Bu noktada iktidarın diğer ortağı MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli NATO'dan ayrılmayı tartışmalıyız artık diye evet. bir cümle etti. Sizin bu noktada yani Türkiye S-400'leri almalı mı ve NATO'dan ayrılma tartışması noktasında nedir durduğunuz nokta? Şimdi şöyle, Türkiye kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Bunu hepimizin kabul etmesi lazım. Bulunduğu alan itibariyle stratejik bir bölgede Türkiye ve çok sorunlu bir alan bulunduğumuz bölge. Orta Doğu'yu görüyorsunuz, Kafkasları görüyorsunuz, ciddi sorunlar var. Kan akıyor oralardan, terör örgütlerin büyük ölçüde beslendiği ve yuvalandığı yerler bunlar. Ciddi bir istikrarsızlık var. Amerika ile İran arasında ciddi sorunlar yaşanıyor. Bunları hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Ve Türkiye bütün bu bölgede, bütün bu bölgenin en güçlü devleti olarak kendi hava savunma sistemini güçlendirmek zorundadır. Evet. Bu S-400 mü olur, başka bir şey mi olur, ayrı bir şey. Ama Türkiye kendi güvenliğini gelecek açısından hiçbir endişeyi taşımayacak şekilde kendisini güçlendirmek zorundadır. Burada yanlış olan şu, bu konuda parlamento yeteri kadar bilgilendirilmiş değil, siyasal partiler hiç zaten bilgilendirilmedi. Yanlış buradan başlıyor. Kendi savunma sistemimizi güçlendireceğiz ama hangisiyle güçlendireceğiz, koşullar nedir, bunların iyi belirlenmesi lazım. Tartışması lazım. Biz Türkiye'nin şu veya bu ittifaktan çıkması gibi bir düşüncemiz yok. Yani Türkiye Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Komisyonu'nda, Avrupa Birliği'nde, NATO ittifakında Türkiye kendi gücünü her zaman hissettirebilir. Zaten kararların tümü oy birliğiyle alınıyor. Dolayısıyla hani pireye kızıp yorganı yakman hiçbir alemi yok. Biz hangi gerekçeyle kendi hava savunma sistemimizi güçlendirmek istiyorsak kendi halkımıza, vatandaşlarımıza, herkese anlatmalıyız bunu. Evet. Efendim tekrar seçimlere dönmek istiyorum pazar günü için. Aslında 30 Mart'a giden sürecin taşları da sizin evet. tarafınızdan. Yani Ekrem Bey'i evet. Bulmak, İYİ Parti ile bir şekilde bu ittifak sağlamak, Millet İttifakı yolunda adım evet. atmak. Burada bir payınız var ve CHP bu seçimlerde özellikle 30 Mart'la beraber hem oyunu hem bir dönem küstürdüğü seçmenler de vardı. Onları geri kazanmış evet. durumda. Bu stratejiyi mesela miting yapmadınız bu evet. 30 Mart'tan sonra ki ama ben biliyorum ki mahalle mahalle, köy köy, İstanbul'da. Öyle. Hatta zaman ev zaman ev ev gezdiğinizi de biliyorum. Evet. Nasıl bu strateji değişikliğine geldiniz efendim? Şimdi mitinglerin, tabii mitingler olur bir sefer, hani mitingleri evet. tümüyle yaslamak doğru değil. Doğru. Ama mitinglerin bizim oyumuzu artırmak konusunda bir büyük bir yararı yok. Çünkü sonuçta miting yapıyorsunuz, partililer geliyor, oturuyoruz, hep genel başkan sadece konuşuyor, sloganlar atılıyor, akşam da evlerimize gidiyoruz. Fakat öbür türlü yani birebir toplumun kanaat önderleriyle beraber olmak, onların size soru sormalarına fırsat vermek ve CHP'den beklentilerini öğrenmek ve sizin de onların sorunlarına samimi, bu çok önemli bir söylem, samimi olarak onların sorunlarına cevap vermeniz yeni kitleleri ya da yeni taraftar kazanmanıza yol açıyor. Referandum sürecinden başlayarak biz bunu yapmaya başladık. Bize mesafeli olan, CHP'ye oy vermeyen, ya CHP'ye kızgın kitlelerle değil ama o kitlelerin kanaat önderleriyle biz beraber olduk. Üstelik bu beraberliğimiz bir sefere de mahsus olmadı. Birden fazla oldu. Bazen ben gittim, bazen diğer arkadaşlarımız gittiler, bazen onlar geldiler. Bazen biz onları davet ettik, bazen onlar bizi davet ettiler. Gittik, konuştuk.
Ve toplumun her kesimiyle konuşunca samimi olarak önce onlar bize kızgınlıklarını, bize neden oy vermediklerini anlattılar. Biz de kendi eksikliklerimizi onların dilinden dinleme imkanı bulduk. O eksikliklerimizi gidermeye çalıştık ve çok güzel bir tablo çıktı ortaya. Çok geniş bir kesim, toplumun çok geniş bir kesimiyle kucaklaşma imkanımız çıktı. Buradaki sorunumuz şu: Türkiye büyük bir ülke. Bu çalışma tavrını bütün Türkiye genelinde yapmak zamana ihtiyaç gösteriyor. Burada bir zaman kısıtımız vardı. O nedenle belli yerlerde mitingler ama ağırlıklı olarak bu tür çalışmalar yaptı. Bu çalışmalara sadece ben değil, genel başkan olarak bizim grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız Türkiye geneline dağıldılar. Türkiye genelinde bu tür çalışmalar yapıldı. Oturuldu, birebir insanlarla sohbet edildi. Toplumun en sorumlu kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösterdik. Mesela geçenlerde apartmanlarda güvenliği sağlayan ya da işte apartman görevlileri diye tanımladığımız kapıcı kardeşlerimize bir araya geldik. Onların sorunlarını siyasetçi hiç görmemiş aslında. Niye görmüyor? Bu insanlar bodrum katlarında yaşıyorlar. Evet. Bu insanların sorunları var. Bunların da güneş görmeye hakları var. Bunları da yasalardan kaynaklanan hakları var. Ama birisi çıkıp şunu söyledi bana: uzun süredir çalışıyorum. Ayda 11 gün sigortalı gösteriliyorum. Korkudan sesimi çıkaramıyorum. Çünkü niye 30 gün sigortamı yatırmıyorsunuz dersem benim kapı işte dışarıya atarlar. Dışarıya atar, gidecek yerim yok. Ayrıca şimdi evde oturuyorum ya, ama gidecek yerim yok. Şimdi bu tür insanları örgütlemek, bu tür insanların sorunlarına değinmek, bu tür insanların sorunlarına değindikten sonra çözümlerini de onlara aktarmak çok değerli. Onlar için de değerli, bizim için de değerli. Mesela biz Türkiye'de var olan ama hiç kimsenin görmediği taşeron işçiler gerçeği vardı. Onu getirdik. Ve en sonunda taşeron işçilerin büyük bir kısmı kadro aldılar. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç yapılmayan sokak çalıştayı yaptık. Sokak ekonomisi çalıştayı yaptık. Hepimiz bir arabayla giderken ya yürürken görürüz. Çöpten kağıt toplayan, plastik toplayan. Ama bunları görmeyiz de aynı zamanda. Evet. Ama bunlar insan. Ve bunların sorunları var. Sosyal güvenlik sorunları var. Hastalandığı zaman ne olacak bu insanlar? Yarın yaşlandıkları zaman ne yapacak bu insanlar? Şimdi bunlara eğiliyoruz. Bunların sorunlarına eğiliyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar sadece CHP'nin değil, pek çok siyasal partinin görmediği, göremediği, görmek istemediği kesimlerle bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Ve bunları önce örgütlüyoruz. Dernek kurmalarını istiyoruz. Ortak ses çıkarmalarını istiyoruz. Ortak ses çıkarırlarsa çok daha güçlü olacaklarını söylüyoruz. Ve biz bunların sorunlarını parlamentoda dile getireceğimizi, bunlarla ilgili kanun teklifleri vereceğimizi söylüyoruz. Ve dolayısıyla karşılıklı bir güven ilişkisi kurmaya çalışıyoruz. Bu açıdan CHP olarak geniş kitlelere açılma imkanını bu çerçevede yaratıyoruz. Pazar akşamki... Mesela bir miting yapsak, apartman sakinlerini çağırabiliriz, gelebilirler. CHP'li olanlar gelebilirler. Ama oradaki diyelim ki kapıcı görevini üstlenen kişi bir sürü işi var, o gelmez. Ama benim onlarla buluşmam lazım, bir araya gelmem lazım ve onların sorunlarını dinledikten sonra sorunları nasıl çözeceğimi benim onlara samimi olarak aktarmam lazım. Bunu yapıyoruz. Pazar günündeki o tartışmadan sonra birkaç kuruluş raporu yayınladı. Mutlaka siz de konuştunuz. Ben de evet. Bir iki tanesini okudum. En çarpıcı ve insanların önemsediği noktalardan bir tanesi Ekrem Bey'in söylediği kent yoksulluğunu çözme projeleriyle ilgili, ki CHP'nin de bu konuda hazırlıkları vardı. Bunun hakikaten yani özellikle ekonomik krizden sonra çok daha önemli bir hale. Özellikle belediyelerde geldiğini de görüyoruz efendim. Yani bu krizle beraber. Şimdi sizin bu birebir görüşmeleriniz konusunda Kürt seçmendi CHP'ye. Evet. Yani sizin genel başkanınızdan evvel de çok uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi hem Doğu ve Güneydoğu'da oy olarak yoktu. İstanbul'da çok fazla bir noktada yoktu. Ama bu 31 Mart'ta ve şimdi Kürt seçmende Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verir noktaya
geldi. Bir, dün Sayın Sezai Temelli'yi burada ağırladık. O da HDP eş başkanı, o da benzer bir şekilde. Dün Selahattin Demirtaş'ın da bir çağrısı oldu. Evet. HDP'nin eski eş başkanının İmamoğlu'nun desteği açıkça söylüyor. Bu noktada tabii Cumhuriyet Halk Partisi açısından bir yeni bir durum aslında. Bunda öyle konuşmamız lazım efendim. Şimdi Kürt seçmen büyük ölçüde kendisini dışlanmış seçmen olarak görüyordu. Evet. Oysa Kürtler bu ülkenin asli unsuru. Yani onları farklı görmek ya da azınlık görmek gibi ne hakkımız var ne de yetkimiz var. Onlarla ilgili geçmişte belki sağlıklı politikalar üretemedik. Ama şimdi Doğu ve Güneydoğu'dan hemen hemen toplumun her kesimiyle oturup konuşabiliyoruz, düşünebiliyoruz, çözüm üretebiliyoruz. Hatırlarsanız eskiden Erdoğan çıkardı, siz Sivas'ın ötesine geçemiyorsunuz diye söylerdi. Evet. Ama o tablo çok değişti. Bugün Türkiye'nin 81 iline de gidip toplumun her kesimiyle rahat diyalog kurabiliyorlar. Kurabiliyoruz. Ben en azından hiç gitmediysem Diyarbakır'a 5-6 kez gittim. Sivil toplum örgütleriyle, meslek kuruluşlarıyla, vatandaşlarla oturup konuştum. Onların arzularına göre bazen medyaya açık, bazen medyaya kapalı toplantılar yaptık ve o toplantılarda sorunlar dile getirildi. Sorunları nasıl çözeceğimize dair düşüncelerimizi de ifade ettik. Hatta ben bu düşünceleri ifade ettiğim zaman medyaya açık bölümde Erdoğan, siz bunları söylüyorsunuz ama kanun geldiği zaman parlamentoya siz buna ya da kanun tasarısı teklifi geldiği zaman buna itiraz ediyorsunuz, katılmıyorsunuz diye söylemişti. Ben de onun üzerine bütün arkadaşlara bizim bütün taahhütlerimizi kanun teklifi haline getirin, hep beraber imzalayalım, meclis başkanlığına verelim ve böylece bizim samimiyetimizi de herkes test etmiş olsun. Yani biz lafla değil aynı zamanda biz bunu teklif haline de getiriyoruz diye kanun teklifleri de verdik. Ondan sonra kesildi bize yönelik eleştiriler. Elbette ki Ekrem Bey bir haksızlığa uğradı. Bugün Uludereli vatandaşlarla bir araya geldik. İstanbul'da evet. Birisi aynen şunu söyledi. Dedi ki Ekrem Bey haksızlığa uğramıştır. Haksızlığın ne olduğunu en çok biz biliriz. Bizim çocuklarımız öldürüldü. Dolayısıyla haksızlığa karşı durmak, ayrıca haksızlığı muhatap olan kişiye hakkını teslim etmek bizim görevimizdir dedi. Ve biz bunu yapacağız. Doğrudur. Haksızlığa karşı durmak bir insani davranıştır, bir vicdani davranıştır aslında. Dolayısıyla Ekrem Bey'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi artık normal bir seçim olmaktan çıkmıştır. Haksızlığa uğrayan bir kişiye hakkını teslim etme seçimine dönmüştür. Bu bağlamda baktığınız zaman AK Partili kardeşlerimin de normalde demesi lazım. Ya yeter kardeşim ya, bir haksızlık yapıldı. Ya bu kadar da olmaz artık. Gidip hakkını teslim edelim diyeceklerdir. O nedenle biz farkın açılacağını düşünüyoruz. Ekrem Bey de gerçekten de kullandığı dil itibariyle toplumun her kesimini kucaklayan bir insan. Yani asarım, keserim, vururum, işte intikam alırım, hesap sorarım diye bir şey yok yani. Kullandığı dil toplumun her kesimini kucaklayan bir dil. Ben herkese hizmet edeceğim diyor. Ayrıca bir şey daha söylüyor. O da çok değerli bana göre. Ki ona bütün belediye başkanlarımızın aynı şekilde davranmasını istedik. Harcadığım her kuruşun hesabını millete veririm diyor. Vermesi lazım. Doğru. Siyaseten yönetmek konumunda olan kişiler yönetirlerken vatandaştan topladıkları vergileri dağıtırlar. Yani hizmet verirken. İyi de bunu nereye dağıttın, ne kadar dağıttın? Bunun da hesabının verilmesi lazım. Bu da demokrasinin zaten gereği. Olmazsa olmazı. Ekrem Bey unutulan bir başka kavramı, yani bu bağlamda hesap verme kavramında dile getiriyor. Hesap sorma değil, ben hesap vereceğim diyor. Halka hesap vereceğim. Her kişiden vergi aldık biz. Yeni doğan çocuğa emzik alırken bile vergi veriyoruz. O zaman ben harcadığım her kuruşun hesabını da İstanbullulara vereceğim diyor. Bundan kimsenin alınganlık göstermemesi lazım. Ha hesap vermezse o zaman siyasal iktidar der ki bir dakika sen demiştin ki ya harcadığım her kuruşun hesabını vereceğim. Niye hesap vermiyorsun? Sayıştay denetçisini gönderir. İçişleri Bakanlığı müfettişini gönderir, İçişleri Bakanlığı kontrolünü gönderir. Kimi gönderirse göndersin ama o hesap vermekte kararlı ve bunu yapacağım diyor.
ki Sayıştay biliyorsunuz raporu çok tartışıldı o gece. Gerçi her ne kadar Sayıştay bir siyasi bir dile benzeyen bir açıklama da yapmış olsa o raporla ilgili çok tartışıldı Binali Bey'in okumuş olmaması önemliydi ve tabii o rapordaki ve başka raporlardaki vakıflara belediyeden gidilen arsa, mülk konusu da çok ciddi gündemde ve Sayın Yıldırım bunun bir... Sayıştay'ın yaptığı açıklama yanlıştı. Öyle mi biliyorsun? Tabii, Sayıştay böyle bir açıklama yapamaz. Sayıştay raporu koymuş internet sitesine. Herkes oraya bakacak zaten. Yani Sayıştay'ın özel bir açıklama yapması siyasal baskı nedeniyle. İşte Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı bir kurum. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan bir kurum. Sayıştay raporları gider, denetler Sayıştay denetçisi. Raporu denetledikten sonra hazırladığı rapor taslağı bir ön denetimden geçer. Sonra kesinleştikten sonra da internet sitesinde yayınlanır. Herkes açar, oradan bakar. Raporu okumadım. Raporu okumadıysan konuşmayacaksın. Raporu okuduysan o zaman raporu okuyan kişinin sözlerine bakacaksın. Yanlış mı oradaki rakamlar? Yanlışsa Sayıştay'ın raporu yanlış. Sayıştay benim raporum yanlıştır diyor mu? Hayır, yanlıştır demiyor. Ama işte kulağı tersinden göstererek acaba iktidar lehine bir iki laf edebilir miyim diye bir arayışa giriyor. Bu Sayıştay'ın Sayıştay olma saygınlığına gölge düşüren bir şeydir. Dolayısıyla Sayıştay Başkanı ya da Sayıştay yöneticiler şunu söyleyebilirlerdi. Rapor bizim internet sitemizde var. Arzu eden siyasiler bakabilirler. Arzu eden vatandaşlar bakabilirler diyebilirdi. Evet, pek çok Türkiye'deki ne yazık ki organ siyasetin baskısını üzerinde hissedip bununla ilgili bir karar alma noktasına doğru gidiyor. Evet. Efendim 2014 yerel seçimleri... Tıpkı BDDK'nın ekonomistlerle ilgili soruşturma açması. Yani akıl alacak çok, şey çok değil gerçekten. Çok ciddi bir problem hakikaten. Evet. Orada adım atmaya çalışıyorlar ama yine de açılmış dava. Açılmış dava. İki küsür yılla yargılanacak. Evet. İki yıldan beş yıla kadar. Beş yıla kadar işte yargılanacak. Yani. Türkiye'de gazeteler efendim biliyorsunuz tabii. Malum yargılanması konusunda öyle. Siz bu konuda çok hakikaten adalet yürüyüşüyle beraber pek çok bu konuda haksızlığa uğramış kitlenin sesi de olmuşuz o dönemde. Olmak zorundayız. Evet, olmak yani, zorundayız. Yargı reform paketinde tabii söz olarak var ama şu anda herhangi bir noktası gözükmüyor. Umarım gelir yakında yargı reform paketi de gelir. Yargı reform paketini siyasal iktidarın hissetmiş olması güzel bir şey. Evet. Yani ülkede bir adaletsizlik var ve bu adaletsizlik uygulanan yasalardan kaynaklanıyor veya yasalarda olmakla birlikte siyasal iktidarın yargı üzerindeki baskısından kaynaklanıyor. Belki baskıyı biraz hafifletip adalet sürecini belki biraz daha belli yargıçlar için anlaşılabilir hale getirirlerse pek çok sorun belki kendiliğinden çözülmüş olacaktır. Evet, son iki sorumu soracağım. Bir tanesi 2014 yerel seçimlerinde katılım %89 olmuştu. Evet. İstanbul için söylüyorum. 31 Mart'ta bu oy oranı 83.88'e düştü. Evet. Şimdi CHP'nin kazandığı Şişli Beşiktaş daha evvel bölgeleriyle AKP'nin kazandığı Fatih Beyoğlu'nda oy kullanma oranlarında bir düşüş vardı. Bu ön seçimlerde 190'a varan bir seçmen katılımı bekleniyor. Siz sandığa gitmeyen kitleyi götürme noktasında o motivasyonu, o çalışmayı yaptınız mı ve gitmiyor mu, gidecek mi? Yapıyoruz. Zaten bir haksızlık olduğunu bildiği için sandığa gitmeyenler bu kez gidip hakkı teslim edecekler. Böyle bir düşünce olduğunu sanıyorum. Tuttuğumuz nabızda da böyle bir anlayış ortaya çıkıyor. Gerçekten de bir haksızlık var ortada ve bu haksızlığın giderilmesi lazım. O nedenle sandığa gitmeyenler bu seçimlerde yani pazar günkü seçimlerde sandığa gidip oy kullanacaklar. Konu çok uzun ve derin ama efendim bunu da sonradan geçmeyeceğim. Yarın Dünya Mülteciler Günü ve Türkiye yaklaşık 4 milyon Suriyeli aslında ev sahipliği yapıyor. Küçük problemler çıksa da aslında bu bir insani vazife ve herkes bunu bir şekilde sahip çıkıyor. Sayın Yıldırım o akşam Suriyelilerin bir kısmının Fırat'ın doğusuna Suriye'de götürüleceği üzerine bir cümle de sarf etti. O da çok tartışıldı. Aslında Türkiye'de zaman zaman kimi belediyelerin işte Suriyelilerin denizde yararlanmaması noktasında da ki bir tanesi bir CHP'li belediyeydi yanlış hatırlamıyorsam cümleleri de oldu. Aslında bu konu çok önemli ve detaylı bir konu ama bu konuda çok fazla şey konuşulmuyor değil mi efendim? Şimdi Suriyelilerin Türkiye'ye gelişlerini yani savaştan kaçıp
çoluk çocuğuyla beraber gelişlerini anlayışla karşılamak lazım. Evet. Ha bunlara bakmalıyız. Bakıyoruz zaten. Sorun var mı? Çok ciddi sorun var. Harcanan para Erdoğan'ın söylemine göre 35 milyar dolarlık bir para harcandı. Ama bu para gerçekten harcandı mı? Onunla ilgili elimizde sağlıklı hiçbir veri yok. Sadece bir söylem var. Ama 35 milyar dolar çok ciddi bir para. 35 milyar dolar Suriyeliler harcansaydı bugün Suriyelilerin hayat standartı çok iyi olurdu. Nerede bu para? Nasıl harcandı? Kimse bilmiyor. Ben dahil olmak üzere ve parlamento dahil olmak üzere. Kimse bilmiyor. Şimdi Suriyelilerle ilgili ben Avrupa Birliği'ne gittiğimde orada da bana Suriyelileri sordular. Ben Suriye'deki savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini ve siz Suriye'de iç savaş çıkarken görmezlikten geldiniz. Görmediniz oradaki. İnsan dramını da görmediniz. Sizin kabahatiniz ve sizin kusurunuz var. Siz ne zaman gördünüz? Mülteciler sizin topraklara geldiği zaman ayağa kalktınız. Vay efendim Suriyeliler buraya niye gelsin diye. Kardeşim Suriyeli nereye gidecek? Uygar bir ülkeye gelecek. Evet. Demokrasi gelişmiş bir ülkeye gelecek. Afganistan'a gidecek hali yok. Pakistan'a gidecek hali yok. Arap ülkelerinde zaten yeteri kadar var. Dolayısıyla demokrasi gelişmiş, kişi başına gelir, hayat standartının yüksek olduğu yere gelecektir. Geleceğini burada arıyor. Sizin birinci göreviniz Suriye'deki savaşı bir an önce sonlandırın. Bunun için elinizden gelen tüm çabayı gösterin. Bu yetmez. Savaş bittikten sonra Suriye'nin imarı için elinizi cebinize atacaksınız. Buradaki Suriyelilerin okulunu yapacaksınız, yolunu yapacaksınız, parklarını yapacaksınız, hastanelerini yapacaksınız. Her şeyi yaptıktan sonra Suriyelilere diyeceksiniz ki buyurun kendi ülkenize gidin diyeceksiniz ve göndereceksiniz. Bana hak verdiler. Türkiye'nin de benzer bir uygulama yapması lazım. Tabii Türkiye'de de savaşın bir an önce bitmesi lazım ve siyasal iktidarın mutlaka Esad'la temasa geçmesi lazım ve ilişki kurması lazım. Efendim biz bunu istihbarat örgütleri aracılığıyla yapıyoruz. Hayır efendim o yetmez. O yetmez. Oturulacak. Esad'la görüşülecek. Doğrudan görüşülecek. Doğrudan görüşülecek. Çünkü Esad da Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Biz de toprak bütünlüğünden yanayız. Aksi halde İdlib'de çok daha ağır bir faturayla Türkiye karşı karşıya kalabilir. Bakın bunu en baştan söyledim. Sizin Suriye bataklığında ne işiniz var? Gittiler Orta Doğu batağına. Saplandılar, kaldılar. Süleyman Şah Türbesi'ni bile kaçırmak zorunda kaldılar. Yani çok dramatik bir olaydır ama maalesef Türkiye'nin karşılaştığı bir olaydır. Uzlaşmalılar bir an önce bitmeli ve ondan sonra Suriye'nin yolu Avrupa Birliği ile birlikte, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle birlikte Suriye'nin inşasını yeniden sağlamalılar. Evet. Efendim pazar akşamı nerede seyredeceksiniz seçimleri? İstanbul'da mı olacaksınız? Büyük bir olasılıkla Ankara'da olacağım. Ankara'da olacaksınız. Evet. Akşam gelme olasılığı var mı gece? Yok hayır yani sakin bir şey. Sakin bir şekilde Ankara'da seyredeceğim diyorsunuz. Yani evet öyle. Peki öyle. Efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bey. Sağ olun. Efendim teyit ediyoruz seçim yayınları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.